Nur bey hoş geldiniz. Hoş İnşallah sizin de az önceki gibi bir görüntünüz çıkmaz sonrasında. Çok... İnşallah. kaç yaşındasınız? Hoş geldiniz. 32 hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? 32. 32. Eşiniz kaç yaşında? 27. Siz ilk ne zaman ya yani kaç yaşındaydınız evlendiğinizde de bir çocuğunuzu evlatlık vermek zorunda kaldınız? Ben eşimle askerden önce evlendim. O kaç yaşındaydı? 17 yaşındaydım. Eşim 14 yaşındaydı. Kaç yaşındaydı? 14. 14 çok evet. küçükmüş ya. Evet çok küçükmüş. Eşiniz mi? Hanımefendi mi? Evet. Evet, çok hoş bir hanım o da. Peki 14 yaşında hamile kaldı. Evet. Bu sizin ayıbınız aslında. Nuri. Yani şimdi, bu yaşta olmaması gereken bir şey. Daha çocuk. O çocuk siz çocuksunuz ve bu suç biliyorsunuz. Şimdi bizim orada e, genellikle hep Sizin orası neresi? İzmir Kemalpaşa. Yani e bizim orası da İzmir Kemalpaşa. Her yerde böyle şeyler olmuyor. Yapmayın. Yani biz birbirimizi severek evlendik. Hı. 12 yıllık da beraberliğimiz vardı. Birbirimizi seviyorduk. Ama, Çocukluk aşkı mı sizinki? Evet. Ama son 4-5 ayda bir, bir şeyler değişmeye başladı. Kaç Kuze sene evli kaldınız siz? 12 yıl. 12 sene? Evet. Peki ilk çocuğunuzu evlatlık verdiniz. Sen Hayır. Düğününüzden. son olan çocuğuma evlatlık verdik. Ha son çocuğunuz. Evet. Mi? İlk çocuğunuz sizinle mi? Evet bizimle. O kaç yaşında şimdi? 12 yaşında kızım. Maşallah Allah bağışlasın. Ortanca? 10 yaşında. Oğlum. En küçük olan? 9 yaşında o da. 9 yaşındakini verdiniz? Evet. Aslında biz vermedik verdirdiler. Neden? Nedenini e, bilmiyordum. Yani ben vermek istemiyordum aslında ama e, eşimin ailesi ve e, birkaç kişiler tarafından ver, verdirilmek istendi ve verdirdiler. Ama siz babası değil misiniz? Yani baba olarak ben ne demek vermek, çocuğumu? Vermek istememiştim Zahide Hanım ilk ama şu anda da yeni yeni o çocukla ilgili iddialar ortaya çıktı. Benim kuzenim, evet teyzemin oğlu, e, beni aradığında çocukla ilgili iddialar ortaya atmaya başladı. Yani bu çocuk senden değilmiş gibi, benden değilmiş gibi. Yani nasıl söyleyeyim size? Ya i̇nşallah doğru değildir öyle şeyler ama. İnşallah e, ama bana anlattığı şeyler Birazcık böyle kafama oturmaya başladı. Kafamda. Peki oraya gelmeden önce siz 14 yaşından beri çocukluk aşkısınız. Sonra evet. evlendiniz. Düğün fotoğraflarınızı görüyoruz. Evet. Siz bayağı kiloluymuşsunuz değil mi? O siyahlı evet. siz misiniz? Evet. Siz bayağı kiloluymuşsunuz. Şimdi evet. çok daha iyisiniz. Yani ben aslında daha kötüydüm Zahide Hanım da, Daha kötüydüm ama beni hep böyle şeyle suçladılar. Yani ben normalde işimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Yani biz hiç ayrılmadık. 12 yıldır hep bir yerdeydik. Hı. Son 3 aydır 4 aydan beri ayrıyız. Ee, bir psikolojik çöküş yaşadım ben. İşsiz mi kaldınız? Yani işsiz değil. Eşimden ve çocuklarımdan ayrıldığım için biraz dağıldım. Neden ayrıldınız? İşte bu iddialar yüzünden. Yani bu çocuk olayları yüzünden ayrıldık. Çocuğunuzun, son çocuğunuzun sizden olmadığı yönündeki iddialar yüzünden. Evet. Psikolojiniz evet. bozuldu. Evet. Peki sormadınız mı karınıza? Sordum, sordum. Ya da zamanlamaya bakmadınız mı? Hani? Sordum sadece geçiştirmeli cevaplar aldım. Ee, yani net bir cevap alamadım. Ama eşimde şunu gördüm. Bir baskı var ve bir tehdit var eşimin üzerine. Kim eşinize tehdit uyguluyor olabilir? Vallahi Zahide Hanım. Yani bu kişiler tarafından var ama onların ben isimlerini daha sonra size, daha sonraki yayına... Ailesi mi? Ailesi ve... Ee, iddia edilen kişiler tarafından mesela. Çocuğun babası olabilir. Olabilir. Evet. Bu dediğiniz akrabanız mı? Değil. Ha başka birisi. Evet. Peki iç eşinizle bu konuda yüzleştiniz mi? Çok istedim yüzleşmek ama eşim sadece anlatamayacağını söyledi bana. Anlatamam bunu dedi. Sadece ayrılmamız gerekiyor bunu bir yeter dedi. Evden kim ayrıldı? Evden evet. aslında ayrılmamıştık. Ee, eşim. Eşimle biz ben eşime dedim ki yani... Bu olayı çözelim. Hı. Televizyon kanalına çıkalım. Hı. Madem böyle bir şey yok bir iddia atıyorlar ortaya. Onlar Ger yalancıysa söyleyelim yalanları çıksın. Ha, gerçekler gün yüzüne çıksın dedim. Ben de zaten buraya gerçeklerin gün yüzüne çıkması için geldim. Yani nereye gitsem e, kapım kapandı. Mesela karakola gittim bu olayı araştırmaları için e, işlem yapılmadı. Sadece şunu yaptılar. Beni e, akrabalarıma ve çevreme madde bağımlısı gibi gösterip hayal görmüşüm gibi hayal görmüşüm gibi iddiada bulundular. Şimdi benim ETS kayıtlarımın incelenmesini istiyorum ben. Hayal mi yoksa bunlar gerçek mi? Bu anlatılanlar. E, hepsinin 84 milyon önünde her şeyin gün yüzüne çıkmasını istiyorum. Nuri hiç kimse bir adama karısından olan üçüncü evlatlarının ondan olmadığını söylemez durup dururken. Ya size kastı vardır ya evet. sana kastı vardır ya karına. Yani öyle şeyler çıkıyor ki içince karısını seviyordur da adamdan ayırmak için bile böyle bir şey uydurulmuş olabilir. Bilineyim yani, yani ben e, Sultan'ın da burada olmasını istiyorum, yüzleşmenizi istiyorum aslında. Sultan da gördüğüm kadarıyla yani severek evlenmişsiniz. Evet. Çok sevmişsiniz birbirinizi. Hala da eşimi çok seviyorum. Eşimin baskı altında olduğunu düşündüğüm için zaten buraya yani çıkmak Peki bak istedim. videolarınız var onları da verelim Oğuz. Böyle bayağı bir eğlenceli ortamları da var. Tam sizin nikahınızda mıydı? Onları bir verelim. Yok, bu Sünnet miydi sünnetindi. ya da ha, oğlunun sünneti mi o? Evet. Ha, bu kim oynayan? Bu kayınpederim. Kayınpederim. Kayınpederimden ha? sakladıkları bir şeyler var Zahide Hanım. Yani bu gerçekleri söylemiyorlar. Ee... Şimdi bu sizin oğlanın sünneti mi? Evet. Bu yandaki kim? Şalvarlı olan hanım? O e, üvey ablam oluyor demek. Ha. Et, bak güzel güzel yapmışsınız düğününüzü. Çok güzel sünnet düğünü yaptım Zahide Hanım. Değil mi? Yani... Çocuklar da vardı onları da görmüştüm ben. Evet. Hatta dansözler falan getirmişsiniz böyle. Üç gün. Günlük... Burası neresi? İzmir Kemalpaşa Damlacık Köyü. Ha, köy yerinde gayet güzel allı şanlı evet. yapmışsınız. Peki onları da verelim. Çocukların olduğu. Gerçi ben hani bu yaştaki çocukların böyle ortamlarda bu şekilde olmasına çok Mutlu değilim ama kaç tane dans söz var burada? İki tane. İki tane dans söz var. Burası ne köy meydanın burası? Bizim evimizin önü. Evin önü, kapının önü. Bu ne kadar önce? Yani Buyur yaklaşık önceden. bir buçuk sene. Daha yeni yani yeni. E Bir buçuk sene önce siz böyle alışı alışı düğün yaptınız, sünnet yaptınız. Evet. Herkes buradaydı anladığım kadarıyla kayınpederiniz falan da var. Tabii tabii. Herkes var. Burada bir sorun var mıydı? Burada herhangi bir sorun yoktu zaten. Her şey yolundaydı. Evet her şey yolundaydı. Sorun sünnetten sonra başlamaya yani başladı. Bu, bu görüntülerden sonra başladı. Evet. Ne oldu sünnetten sonra? Yani ne oldusu su e, kuzenim olan kişi durmadan beni arıyor. Ben istesem senin aileni dağıtırım. Yuvanı dağıtırım. Böyle durmadan bir, bir takım iddialarda bulunuyor. Şimdi ben de işime diyorum ki yani ne yapabilir, bizi dağıtabilir. Ne bir yapabilir? şey mi var? <laughs> bir şey mi var? Niye böyle bir şey söylüyor? Eşim sadece geçiştiriyor beni. Ee, Sizin hiç evde olmadığınız bir süreç oldu mu? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben normalde e, araba al sat yapıyordum. Tamam güzel. Ee, yani köy yerindeydik. E, gidip de dönmediğiniz zamanlar oldu mu? Hani böyle evden çok uzak kaldığınız zamanlar? Çok aşırı değildi ama e, işim gereği şehir dışına çıkmıştım olmuştur. Ama nedir ya Ka birkaç gün? Yani evet 10 gün, 15 günlük. Ha bir 10 gün, 15 gün var. Döndüğünüzde herhangi bir farklılık, bir değişiklik hissediyor muydunuz Sultan'da? Hayır. Hiç hissetmiyorum. Sadece bu iddialar ortaya atıldıktan sonra işimde bir değişiklikler görmeye başladım. Yani böyle bir e, korku vardı. Bir şeylerin ortaya çıkacağından mı? Evet, evet. Ya belki de gelip kendisi sizinle yüzleşse, konuşsa belki de siz affedeceksiniz ya da belki de başka türlü bir şey olacak. Ben zaten yani işimi çok seviyorum. O da Onun da beni çok sevdiğini biliyorum ama Sadece baskı olduğu için, bu evlatlık verdiğimiz çocuklara çocuktan e, baskı olduğu için eşimin e, korkusundan dolayı sadece bana dediği kelime şu, sadece boşanmamız gerekiyor. Neden korkuyor eşiniz? Ne yapabileceklerini düşünüyor? Herkes kendini kurtarır, ben kurtaramam dedi Said Hanım. Allah Allah. Herkes kendini kurtarır, ben kurtaramam. Evet. Ne yapmış olabilir ki bu kız böyle bir şey söylüyor? Yani ona ihtiram atıyorlar, suçluyorlar mı? Hani neden böyle bir şey söylesin? Ve dahası Hı. E, bu olay iddialar ortaya atıldıktan sonra biz bu işi araştırmaya başladığımızda Hı. E, daha da kötü şeyler olmaya başladı. Nasıl? Yani eşime eve daha değişik göndermeye başladılar. Nasıl yani? Resmen ben eşime şiddet uygulamam ve eşimi öldürmem amacıyla evet o şekilde göndermeye başladılar eşime eve. O ne demek Nuri? Yani, yani çocuğun çok mu babası, mı geliyordu? Ha? Evet çocuğun babası tarafından resmen bize bir kumpas yani bizim yuvamız dağılsın diye bir kumpas kuruldu. Nuri öyle bir cümle kullandın ki evet. çocuğun babası diyorsun. Evet. Emin misin bundan? O çocuğun babası başka birisi mi? Evet Zahide Hanım. Çünkü ben şunu öğrendim. Ee, normalde mahkeme kararıyla biz çocuğumuzu verdiğimizde benden DNA testi yapılması gerekiyormuş. O DNA testi benden yapılmadı. Siz mahkeme kararıyla çocuğunuzu başka bir aileye evet. verdiniz. Evet. Mahkeme kararıyla nasıl oluyor, hocam? O şeydir bu. Ben şimdi anlamaya çalışıyorum bunun yani on yani şimdi senin çok ciddi sıkıntıların var yani şimdi. Evet. E, o DNA testi zaten yapılmaz. Siz evlatlık vermişsinizdir. E, e, evlatlık verince mahkeme kararıyla mı evlatlık veriliyor? Yok mahkeme kararı falan değil. Evlat edinme mahkeme kararı var. Evet. Evlat edinmede, Hı. evlat edinmede Hı. var. Evlat mı edindiler? E, Evlat edinme evet, sözleşmesi evet, var. Ondan evet. bahsediyor olabilir de. Peki Be tamamen onların üzerine mi geçiyor o zaman çocuk? E, onların evlatlığı oluyor. Annesi, babası. Onların evladı gibi oluyor. Nuri Tabii, ve Sultan oluyor. mı görünüyor? E, e, Onlardan çıkıyor, onlara mı geçiyor? Onlara geçiyor. Evet. Ama anne babası yaşayan insanların e, o şekilde e, geçmez öbür tarafa. Yani sadece onların evlatlığı olur. Anne babası yine Nuri görünür yani. Anne babası bunlar görünür. Peki kız dese ki bu onun babası değil aslında. O yani şimdi orada o şimdi nasıl bir dava açtı onu bilmiyoruz. Evlatları reddi bize davası mı açtı? acaba? Var mı? Ha. Tam onlara evet. bakalım evet. şimdi. Onlara çıkışta. bakalım evraklara. Sen evlattığın sen eğer babaların reddi davası açmışsan o, o da DNA testi yapılır. Ama e, öyle senin... bir şey yaptın mı? Hayır. Hayır yapmadın. Onlara evet. belgelere bir bakalım ona göre. E, Peki, ama Nuri... başka problemlerin de var. Sen 14 yaş falan diye bir şey yapıyorsun. Bu içeriden çıkamazsın sen yani. Eğer 14 yaşında bu çocukla evlendiysen sen hapisten çıkamazsın bu çocuk. Ee, sen şimdi onu bunu bırak. Sen evet. şimdi onu bırak. Evet. Bak TC Türk Ceza Kanunu 103. madde. 15 evet. yaşında küçük çocukla sen evlendim diye burada biraz saçmaladın yani. Saçmaladım ben. Aa, sen şimdi eğer bunu evlendiysen gerçekten tamam buradan şimdi çıkınca kıvırabilirsin belki. Şikayet Aa, edilmesi mi gerekiyor? Hiç böyle şikayete dediğimde. gerek yok. Aa beni duyan savcı hakim bunu hemen kapının önünde tutuklaması lazım. Yani Peki kaç oldun? yaşındaydınız. Eşim 15 yaşındaydı. O ortaokulu bitirmişti. 16 şimdi nikahımız... Şimdi böyle biraz düzelt. 15'i bitirmişti de hadi. Hayır sen nikahımızı çevir kıyıldı. çevir. Bak çevirmezsen. Hocam sen de şimdi yol mu gösteriyorsun çevir. O da doğru ben bir şey Ben ne yapacağımı değildir. şaşırdım burada ya. Hayır bir dakika Nuri. Bakarız onun tarihine. Tarihten buluruz. Ama sonuçta henüz çocuk ve çocuk çocukla evlenmek nikah kıymak suç. Ha anne baba imzası vesaire evet, oldu mu? Evet evet. İşte bu da Bu da işin başka bir tarafı. Ben şimdi ne diyeyim Allah'ım. Peki Nuri, şimdi tamam onu konuşuruz ama sen bu çocuğu ne zaman evlatlık verdin? Ee, Zahide Hanım, biz bu çocuğu e, mahkeme kağıtları var, ben ekip Hı. arkadaşları ilettim. Tam aşağı yukarı ne kadar oldu? Yaklaşık bir 9 sene falan oldu. 9 sene mi? E bu çocuğu kaç yaşında? 9 yaşında şu anda. Yani doğar doğu, doğmaz mı verdiniz? Doğar doğmaz verdirdiler, evet. 1-2 aylık falandı. Allah Allah. Evet. Doğar doğmaz bu çocuğu verdiler? Evet, verdirdiler. Verdirdiler. Evet. E sen hiç bu çocuğu görmedin mi sonra? Sonrasında hiç görmedim zaten. Annesi gördü mü? Onu bilmiyorum yani benim yanımda hiç görmedi. Hani Nuri sen babası sındır değilsindir bilemem ama anne annedir yani doğuran kadın insanın yüreği yüreği parçalanır ya ciğeri hiç sökülür yani. Yani bilmiyorum gördü mü görmedi mi. Peki nereye verildi bu çocuk? Uzağa mı yakına mı? Ankara Etimeskut'ta bir aileye. Ankara'da Etimeskut'ta bir aileye verildi. Aracı olanlar kimlerdi? Aracı olanlar Damlacık Köyü muhtarı. Muhtar. Ee, eniştemiz evet. Ulaşalım hemen Damlacık Köyü muhtarına. Ne olmuş, nasıl aracılık yapmış? Siz vermek istediğiniz onlar almak istedi. Nuri bir şey soracağım. Para evet. aldın mı? Hayır. Para aldın mı? Ben almadım Zahid Hanım. Para. Başka birisi almış olabilir mi? Yani bilmiyorum. Muhtar almış olabilir mi? Yani almaz tahminim Zahid Hanım. Yani Aileden başka özellikle, almış olabilir mi? Özellikle o verdirtti yani çocuğu. O buldu bu aileyi alıcı Peki aileyi. Nuri demedin mi ya biz üçüncü çocuğu madem yapmışız doğurmuşsun diye veriyoruz bu çocuğu Dedim değil? Zahide Hanım dedim ha? eşinin yaşı küçük bu çocuğa bakamaz dediler. E daha da küçükken doğurmuş zaten. İşte yani Ona 15 yaşında bir çocuğumuz vardı evet. 16 yaşında da nikahımız kıyıldı yani. Eşin kemik testine gönderdiler mahkeme kararıyla iki yaş büyütüldü. Ondan sonra nikahımız kıyıldı bizim yani. Nuri çok çelişkili şeyler var burada. Yani doğru olmayan, evet. olmaması gereken şeyler var Nuri. Var Zaydan. Peki sultana burada seslenebilirsin. Sen sultanı ne zamandır görmüyorsun? Sultanı yaklaşık 3-3,5 aydır falan görmüyorum Zaydan. Hiç kesildi yani artık bağlantı. Yani kesilmedi aslında ama e, çocuklarım gelip gidiyordu. E, yani çocuklarınız var ne olursa olsun ben sultanın da bu konuşmaların hepsini açıklık getireceğini düşünüyorum. Bak şu kameraya konuşabilirsin sultan. Yani, Şimdi bir dakika daha önce ben sana bir şey söyleyeyim Hiç şöyle bir laf duydun mu? Kıpti marifetinden bahsederken şecaatını arz edermiş. Neden yani Kıptiler o? hırsızlıkta meşhurmuşlar. Ben şöyle çaldım, böyle çaldım diye marifetini anlatırken kendi marifetini anlatırken ileri e, şeyle gidiyor ondan. Sonra. Tabii kendi şeyini e, yaparmış Yani Şimdi marifet diye anlattığımız bazı şeyler sen buraya ne amaçla geldiğini bilmiyorum ama şimdi bakın burada Sultanlığı biz maalesef insanlar istiyor. ya ya çok affedersiniz ne ana ana ne baba baba ne insan erkek erkek, ne kadın kadın. Yani nereye gidiyoruz? Bunu anlamıyorum yani. Onun için burada bir şimdi e, ilişkiler çarpık da olsa işinize geldiği zaman insanlar devam ediyor, çarpık da olsa. Ama ne zaman ki işine gelmeyen bir durum olunca, vay ben bunu rezil edeyim, vay bilmem ne yapayım. A, nasıl bir amaçla buraya geliyorsunuz bilmiyorum yani. Onun için bakın burada burada ahlak kurallar yani kanun yokken kendi kendine aynaya bakarken de. Ahlak ahlaktır. Kendin kendinsin ve vicdan, insan vicdan. insansın. Vicdan vicdandır. Vicdan. Allah evet. Allah korkusu nasip etsin. Avukat, evet. Ben mi? gerçeklerin gün yüzüne çıkması için. Tamam şey, gerçekleri Nuri. çıkartacağız. Evet. Nuri. Sultan karşındaymış gibi seslen. Ne istiyorsun? Gelsin buraya. Benden neden boşanmak istiyor? Yani bu olayların tüm gerçeğini anlatsın burada. Anlatsın. Yani en azından burada beni de aklasın. Eğer kendi suçu da yoksa kendini de aklasın. Burada her şey gün yüzüne çıksın Zahide Hanım. Ben onun için buradayım. Sultan. Gel buraya kadın kadına konuşalım. Belli ki senin konuşmanı engellemek isteyenler var. Var. Senin korkuların var. Hiç korkma. Burada e, bana emanetsin. Evelallah. Odamız var. Bak burada baş başa kalıp konuşabileceğimiz. O yüzden ben seni buraya bekliyorum Sultan. Hiç korkma. Kimseden korkma. İstiyorsan şimdi çık bulunduğun yerden beni ara. Bak telefon numaralarım burada. Ben Sultan de. Hemen telefon açarız. Hemen seni oradan aldırırız. Hiç kimseden korkma. Bu adam burada seni seviyor öyle ya da böyle onu gördüm ben gözlerinde. O yuvasını yeniden kurmak ve sana sahip çıkmak istiyor. Belki de affetmeyeceğini düşündüğün, belki de geri dönemeyeceğini düşündüğün hatalardan daha fazla hatayı kaçarak ve doğruyu söylemerek yapıyor, yapacaksın. O yüzden gel doğrudan ayrılma. Sen gel doğrudan ayrılma bizimle paylaş. Ne varsa elimizden gelen senin için yapmak için buradayım seni bekliyorum. Tamam.